Bir mühendis sen ya yani bizim Mustafa Erdik bunları düşünerek hesap yapıyor, en kötüyü düşünerek hesap yapıyor. Ben bizim evin güçlendirilmesi için kendisinden yardım rica ettim. O eski öğrencilerinden bir ekibi gönderdi. Çocuklar en kötü ihtimali koydular o yanlarına. Şey değil mi? Yani simülasyon yapıyorlar bayağı Tabii. Hangi tabii. kolon yıkılır, nereye doğru yıkılır. Tabii tabii. O Evin planını gösterdiler. Dediler ki efendim şu duvar, şu duvar bunlar en tehlikeli olanlar. Şuradaki kolonlar en tehlikeli olanlar. Ama şurada da duvarlar var. Bunlar daha az tehlikeli. Bütün bu senaryoyu düşünmek mecburiyetindesin. Sen evini iyice sağlama almak istiyorsan. Al işte hocam var işte bilim getirmiş koymuş demek ki ölünmeyebiliyor. Evet. Ama benim aklım Mustafa'ya soracak kadar var. Sizin eviniz kaç yaşında bu bahsettiğimiz ev? Bizim evimiz 14 yıllık. İki gün önce Malatya'da Asur sitesi. Kim yaptıysa da buradan ismini vere vere söylüyorum. O Asur sitesini kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Allah'ından ayrıca bulur da muhtemelen ama devletten de bulsun. Bir yaşına basmamış site çöktü Malatya'da hocam. Bir yaşına basmamış daha. Ve güya bunlar şey falan var ilanla falan baktım. Şimdi konuşulacak zaman değil diye şimdi konuşmuyoruz. İnsanlar enkazdan çıkarılmaya çalışıyor ama e, dünya para istemişler evlere. Veya üstünde şey yazıyor. Deprem yönetmeliğine uygun yazıyor. Bir yaşında değil. Yani sizin 14 yaşınızdaki bir ya bak bunu biliyor. inceleyip bu bir suç unsurudur. Tabii. Bunu inceleyip bu arkadaşı mahkemenin önüne çıkarmak lazım. Mahkemeyi de halka açık yapmak lazım. Görsün halk. Peki yasa olarak yapı denetim şirketi diye bir şey var şu anda. O yapı denetim şirketinin bunu denetlemesi lazım hocam. O bir yaşındaki firmaya evet bu doğrudur, güvenlidir belgesini bir şey veriyor. Bir mühendis veriyor bu arada. O da bilim insanı. Yani nasıl bilim insanıysa birileri o belgeyi de vermiş. Onu da bence mahkemeye çıkarmak lazım. Sadece müteahhit değil. Sen bu konuda komik bir şey anlattıydın biraz önce. Hangisini? Belgeyi veren de şey. Valla öyle bir şey dolanıyor da Twitter'da dolandığı için çok bilmiyorum. Ha, emin değilsin. Hani bilgi fakat öyle mi bilmiyorum. İngiltere, fakat İngiltere'de böyle bir şey oldu yakın zamanda binaların ısıl yalıtılması için hükümet demiş ki ya bunu devlete kontrol ettirmek pahalıya geliyor. Bırakalım müteahhit kendi kontrol et. Tamam demişler müteahhitlere vermişler. Netice bir felaket ortaya çıkan binalar satılamıyor. Bunu bana daha iki gün evvel Dan McKenzie bildirdi İngiltere'de. Yani bu sırf bizde olmuyor. Fakat bizde daha yaygın oluyor. Bilhassa popüler demokrasinin gelişmesi ise gelişmesiyle önüne gelen devlet idaresine geliyor, yerel idareye geliyor, bu tip şirketlere sahip oluyor ve ne yazık ki kontrolün ipinin ucu kaçıyor. Ondan sonra bunun fiyatını herkes ödüyor. Ülke ödüyor. Ülke ödüyor, millet ödüyor. Değil mi? Şimdi yakınını kaybeden insanlara ne yüzle bakacak bunlar? İşte bizim Cevdet'in ya, sen Cevdet'i tanıyorsun. Evet ya. Baldızı ve çocuğu. Allah rahmet etsin. Baldızı ve çocuğu onun içinde yatsınlar, gittiler. Ulaşılamadı Hayır. Hala da ulaşılamamış bu arada. Öyle mi? Evet. E düşün. Şimdi Cevdet'in kız Cevdet'in hanımına kız kardeşini kaybeden hanımına ne yüzle bakacaklar? Değil mi? Yani bunları insan düşündükçe uykuları kaçıyor. Çünkü çözümü basit be kardeşim.